özür diliyorum. Fenerbahçe'nin de 11'i belli oldu. Hızlıca aktaralım. Livakovic kalede, Fenerbahçe'de Osay Samuel, Samet Akaydın, Ciko, Mert Müldür, Sebastian Szymański, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Ceko, Sam Maximen 11'iyle sahada olacağız sevgili seyirciler. Az sonra Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının ikinci yarıları başlayacak. İkinci devrelerle beraber biz de biraz daha hem maçları takip edeceğiz hem de Fenerbahçe üstüne konuşacağız. Temsilcimizin 11'ini bir kez daha ben aktarmak istiyorum. Arkadaşlarımız da ekrana getirdiler. Kalede Livakovic var, Osay Samuel, Samet Akaydın, Ciku, Mert Müldür savunma hattımızı oluşturuyor. Orta alanda Szymański, İsmail Yüksek ve Fred'i beraber izleyeceğiz. Tadic, Ceko, Sam Maximen takımımızın 11'ini tamamlayan parçalar. Slavia Prag'ın 11'ine de hemen bir göz atayım. UEFA'nın sitesine göre üçlü görünüyor. Kinski, Holeš, Zima, Boril, Diouf, Dorli, Zaferis, Ducera, Mihes, Çori ve Provot 11'iyle Çekya ekibi de sahada olacak sevgili seyirciler. Victor Nelson ikinci yarıda Galatasaray'da yok. Beni çok şaşırtmadı. Metehan Baltacı oyuna dahil oluyor ki Bodrum maçında iyi bir 45 oynasaydı Metehan bugün de herhalde başlayacaktı. O gün o değişikliği yapmıştı Okan Hoca. Bence bugün sakatlık mı oldu Kerem yaptı. Acaba? Belki sakatlık da söz konusu olmuş olabilir. Beşiktaş'ta bir değişiklik sanki Tayyip'le hazırlanıyor gibi. Kimin yerine sizce giriyor olabilir? Masuaku mu? Masuaku mu? Emirhan Solbeke, Masuaku kenara bence mı diyorsunuz? Şey o gibi. Şu Masuaku hakikaten ben buradan tahmin edemiyorum. Yok, ben buradan çözemediğim için yani hocanın oyuncu değiştirdiğini tahmin ediyorum. Azat Mar'da da klasi ya ben de tahmin çıktı. Ediyorum tabii ama. Kvakman oyuna dahil oldu Azat Mar'da da. Böyle bir değişiklik var. Takımın en tecrübeli oyuncularından Jordi Klasi ikinci 45 dakikada forma giymeyecek sevgili seyirciler. Ağzı Akmar Galatasaray mücadelesinde de ikinci yarı başladı. Beşiktaş'ta ben bir değişiklik daha gördüm. Salih ve Endur da oyuna dahil oluyor. Çıkan oyunculardan da hemen bahsedeceğiz. Çıkan oyuncular henüz ekrana yansımadı. Aktaracağım sizlere yansıdığı anda. Galatasaray'ın Azi Akmar deplasmanında oynadığı mücadelenin ikinci yarısı başladı. Tayyip Talha, Felix Udokai'nin yerine oyuna dahil oldu. Masuaku'yu sahada görüyorum. Endur yine sahadaki oyunculardan bir tanesi. Jean Mario yok. Salih Uçan var. Ve diğer değişiklikte ekrana gelecek, yansıyacak. Raşitsa'nın yerine de Şarendur oyuna dahil oldu. Hemen Gökhan Hoca'dan bu değişikliklerle alakalı yorumunu almak isterim. Enteresan yani. İki tane defansın göbeği. İkisinde de hani en son Paulista sakatlandı da. Victor Osimhen bu arada cezalarını zorladı. Uzaklaştırdı savunma. Buyurun hocam. Udakay'ı da herhalde bir sakatlığı var ki onun yerine Tayyip Talha'ya ikinci yarı şans verdi. Jamari de Beşiktaş açısından, oyun açısından bir şey... Batshuayi bu arada kafayı vurdu. Kaleci kurtardı. Osimhen'in müdahalesi sonrası yine bir müdahale var. Osimhen yerde bu arada. Bayrağın da kalktığını belirtelim. Buyurun hocam. Bir yani, gelişme olursa dönerim Beşiktaş'ta tekrar. Beşiktaş'ta oyun açısından ilk yarı zaten yeterli olmadığını belirtmiştik. Bir anda 3 tane değişiklik. Hadi bir tanesi defansif belki mecburiyetten. Ama sahanın içinde değişikliğe varsan bir sürü oyuncuyu değiştirmen lazım. Bir anda Yamario ve Raşika. Raşika değişikliği de enteresan. Onda da bir sakatlık şey olabilir. Yani çözmek mümkün değil. Ya belki oyuncular da artık o motivasyonu sağlamıyor. Bu tür maçlarda teknik adamın daha çok ön plana çıkması lazım. Evet. Takımını konsantre etmesi lazım. Şu anda gözüken sanki Beşiktaş takımında herkes sağdan kaçmaya çalışıyor. Oynamaya değil de kaçmaya çalışıyor. Oynamamak daha iyi gibi geliyor. Bir takımın en önemli özelliği bence işler kötü giderken bile sorumluluk alan oyunculara sahip olması. İkinci yarı kazanması gereken maç, işte Salih, devamlı konuştuğumuz Salih oyuna soktu ama bu saatten sonra Salih kötü oynasa kim ne diyebilir ki? Evet. Bir de bu taraftan bakmak lazım. Çerendur, Yamario'nun yerine geldi. Beşiktaş'ın hakikaten oturup kendini çok sorgulaması lazım takıma. Yani sezon başı yere koymadığımız takımı artık oturup iyice sorgulanması gereken bir takım hüviyetine büründü.
maçlarda ikinci yarılar başladı sevgili seyirciler. Fenerbahçe'nin 11 ile alakalı Cem Hoca'dan bir değerlendirme almak istiyorum. İlerleyen dakikalarda çok kısa bir aramız olacak. Sonrasında ilk düdüğe kadar Fenerbahçe Slavia Prag maçına odaklanacağız. Bir yandan da tabii Hollanda'da ve Macaristan'da son düdükleri bekliyor olacağız. Hocam çift santrfor çıkar mı Fenerbahçe düşüncesi vardı. Bana biraz tırnak içinde fantezi gibi geliyordu bu rakip karşısında. Daha mantıklı bir 11 var gibi hissediyorum. Ama sizin düşüncenizi de merak ediyorum. %100 sana katılıyorum sevgili Kerem. Şu atakta bir bitsin. Ağzı Akmar etkili geldi Galatasaray kalesine. Evet. Çok kritik bir müdahale Metehan Baltacı'dan. Buyurun hocam. Ya aslında bugün takımlarımızın oynadığı rakiplere bakıldığında en güçlü takımın ben Slavia Prag olduğunu ve Fenerbahçe'nin işinin gerçekten zor bir gece olacağını düşünüyorum. Ve burada da son derece akıllı bir 11. Yani hem mücadele gücü hem de tecrübenin de ortaya koyulabileceği bir mücadele olabilecek bir 11 çıkarmış. Aslında bu 11 ile Jose Mourinho ligde de çok oynadı. Bu bir 11 birbirini tamamlayan ve bilen bir 11. Doğru oynadığında ve maçın içine girmesi, maçı elinde tutması bakımından önemli. Rakibin alanında bugün daha çok oynamaktan daha ziyade oyunu sete dönüştürerek bence bugün buradan alınacak puan ve puanlar tabii ki çok önemli ama puan alması gereken bir Fenerbahçe var. Ligi domine etmesi açısından buradaki Avrupa Ligi'ndeki yerini garanti edip işin içerisinde olması açısından önemli bir gece yaşaması gerektiğine inanıyorum Fenerbahçe'nin. Burada yenilmeden gelen bir Fenerbahçe, sürüklesi olmadan gelen bir Fenerbahçe ve hepimizin aklında kalan işte o son alınan farklı galibiyetler, oyunlar istenilen seviyeye gelmeye başlayan Fenerbahçe'nin bu akşam da Avrupa Ligi'nde de bunu göstermesi lazım. Bu maç tabii ki kolay bir maç değil, zor bir maç. Geçen sene de Fenerbahçe'yi eleyen rakip, bugün bakıldığında Lille'de kök söktüren, Fenerbahçe'den Lille'de kök söktüren bir takım. Ve de Çekya'da bugün çok formda olan bir takım, lider. Evet. Ve de güçlü bir kadro, genç bir kadro, oynamasını bilen bir kadro. Bunları bütün özellikleri taşıdığı zaman Fenerbahçe'ye zorluk çıkartacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin standart oyunun üstüne çıkması gereken bir akşam. Fenerbahçe'nin Manchester maçında nasıl istediğimiz, o Fenerbahçe'nin beklediğimiz oyununu konuşmuştuk. Çok iyi oyununu konuşmuştuk. Oyunu domine eden Fenerbahçe'nin olduğunu ve bunu yapacak, başaracak oyunculara da hakim olduğunu söylemiştik. Evet. Bu akşam da öyle bir akşama ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ben 11'in şu anda çıkabilecek en doğru 11 o. Çünkü Fenerbahçe'nin de Jose Mourinho'nun da söylediği gibi çok eksikleri var. Ama Fenerbahçe'nin şunu da sorgulamamız lazım. Bugün mesela Jose Mourinho'ya şu soru sorulabilir. Yani eğer bugün elinizdeki bu kadro olsa sezon başındaki o UEFA listesi mi yaparsınız? Yoksa ondan daha farklı bir UEFA listesi olabilir miydi? O da bir sorulabilir.